اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة، وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه Değerli kardeşlerim, bugün yine Sahih-i Buhari'den e, Kitab-ül İ'tisam Bil Kitab ve Sünne Kur'an ve Sünnet'e sarılma ile ilgili bölümden beşinci baba geçmiş bulunuyoruz. E, bizim hadisi şerif alimleri muhaddisler Hangi metodu takip etmişlerse o metodu takip ediyoruz. Hadis-i şerifleri kısaca açıklıyoruz. Üç çeşit hadis okuma metodu vardır. Bir, serd metodu, serdetmek yani hızlıca okumak. Manasına pek girmeden, teberrüken, bereket olsun diye hadis-i şerifleri okuma. Bu genellikle mesela Hindistan'da ilim erbabının bir zatı ziyaret ettiklerinde ondan ders almak için huzurunda şu kitabı da okuduk demeleri veya tahsillerinin sonunda hızlıca birkaç kitabı bitirebilmek için sert metodu. Bir ikinci metot bahis metodu her hadisi şerifi kısa kısa açıklama. Bir üçüncü metot im'an metodu, derinliğine açıklama. Bir hadis-i şerif için bir kitap yazma. Bir hadis-i şerif için saatlerce anlatma. Biz ne sert metodu, ne hızlıca geçiyoruz, ne derinliğini anlatıyoruz. Anlaşılacağı e, veçiyle, anlaşılması mümkün olduğu şekilde kısa özlü ifadelerle hadis-i şerifleri anlamaya çalışıyoruz. Tabi senediyle okuyoruz. Yani hadis ravilerinin zinciriyle beraber okuyoruz. Çünkü o hadisi şerifleri bizlere kadar nakleden bu zatların üzerimizde hakları var. Onlar için Allah kendilerine rahmet eylesin diyoruz. Sahabi iseler Allah kendilerine razı olsun diyoruz. Beşinci bab Babu ma yukrahu min at-ta'ammuq wa at fi'l-ilmi vel guluw fi'd-din vel bida li kavlihi taala ya ehlel kitab la taghlu fi dinikum wa la takulu ala llahi illa al Cenab-ı Hakk'ın ey kitap ehli dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek dışı sözler söylemeyin. Mealindeki ayetin delaletiyle ilmi meselelerde gereksiz tartışma yapmamak. Lüzumsuz şekilde derinlere dalmamak. Dinde aşırı gitmemek. Ve dinin özüne aykırı yeni adetler icat, icat etmemek. Bütün bunların dinimizde hoş karşılanmaması. Tabi önce dinde aşırı gitmek nedir? Dinin emirlerini keyfi, şahsi, indi kişisel olarak yorumlamak dinde aşırı gitmektir. Yani ifrat ve tefrit. Ne ihmal edeceğiz ne de emredilmeyen bir takım hususları kendimize bir görev olarak telakki edeceğiz. Yani İslam dini mutedildir, ılımlıdır, vasattır, orta yolu takip eder. Aşırılık kesinlikle kabul edilmemiştir. Tabii aşırılığa örnekler verilmesi gerekir. Örneklerle daha iyi açıklanacaktır. İlmi meselelerde gereksiz tartışmalar. Eğer ilim erbabı mütevazi iseler, hakkı arıyorsa, gerçeğe talip ise, nefis değil de ilim konuşuyorsa güzeldir. Ama bu tartışmalar, ilmi tartışmalar, nefislerin benliğin, gururun tatmin edilmesi, nefislerin okşanması anlamına geliyorsa ben daha iyi biliyorum, ben daha üstünüm gibi ifadeler kesinlikle tasvip edilmiyor. Ve derinliğe dalma yani farz, farz-ı olan ilimler var, farz ayin olanlar, sonra vacip olanlar, sünnet olanlar, sonra giderek Mekruh ve haram. Her konuda olduğu gibi. Bizim için faydalı olmayan bilgi türleri veya faydalı ilimlerde çok 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 aşırı, lüzumsuz bir takım teferruatlara dalmakta da hoş karşılanmıyor. İşte bununla ilgili birkaç hadisi şerif bugünkü dersimizin, sohbetimizin konusu. 7.299 Noğlu hadisi şerif. Kalel müellif el imamul Bukhariyyü rahimahullah haddesene Abdullah ibn Muhammedin. Kale haddesene Hişamun. Bu haddesenadan önce kale yazılmıyor ama okunuyor. Kale ahbarana ma'marun an zühriyyi an ebi selamete an ebi kurayrata radıyallahu anhu kale. Sahab, Bi'den sonra radıyallahu anh yazılmasa da okunmalı diyor. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Çünkü Cenab-ı Hak kendileri için radıyallahu anhum ve radu an ifadesini buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular ki la tuvasilu iftar etmeden peş peşe iki gün oruç tutmayın. Böyle bir adet vardı. Oruç tutuyor, akşam iftar etmiyor, sahur yapmıyor. Akşam olduğu zaman tekrar kaldığı yerden devam ediyor. 24 saat değil. Yani iki gün üst üste oruç tutuyor böyle. Bunu yapmayın dedi. Peş peşe art arda iki gün üst üste oruç. Kalu inneke tuasilu. Ya Resulallah siz yapıyorsunuz. Siz beş beşe iki gün iftar etmeden oruç tutuyorsunuz. Kale sallallahu aleyhi ve sellem sevgili peygamberimiz buyurdular ki inni lestu mislekum. Ben sizin gibi değilim. Inni ebitu ben geceliyorum. Yut'imuni yut rabbi ve eskini. Rabbim beni yediriyor. Rabbim beni içiriyor. Geceleyin Rabbim beni yedirip içiriyor. Yani öyle bir manevi haz, öyle bir manevi zevk alıyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yemeğe ihtiyaç duymuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aşırı derecede yüceltmeyelim. Doğrudur. Peygamber Efendimizi çok basit görmeyelim. Doğrudur. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hakkında üç yaklaşım var. Onu melekleştirmek yaklaşımı. Hani Hristiyanların Hazreti İsa Aleyhisselam'ı aşırı aşırı derecede yüceltip Allah'ın oğlu demeleri gibi. La tuturuni kema atratin nasara ibn Meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı derecede yücelttikleri gibi beni aşırı derecede yüceltmeyin. Tarih boyunca Peygamber Efendimiz aşırı derecede yücelten ifadeler, ve davranışlar elhamdülillah olmamıştır. Bazı cahillerin ifadelerinde haddi aşan bazı cümleler olmuştur. Veya bazı aşırı sevgiden dolayı bazı cümleler nakledilmiş. Olsa bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi, bu hadisi şerifi baş tacı edilmiştir. Peygamberimizi çok basit, onu bir postacı gibi görmek bu ifadeyi de kullananlar var. Allah korusun. Sadece nakleden bir kimse olarak görmek onu basite almak o da yanlış. Aleyhissalatü Vesselam'ı Kur'an'ın tanıttığı, kendisinin anlattığı gibi görmek mecburiyetindeyiz. Yani peygamberimiz bir beşerdi ama sıradan bir beşer değildi. O taşların arasındaki elmas yakut gibiydi. Yani Muhammedun Beşerun La Kel Beşer kennehu yakutetun beynel hacer. Muhammed Mustafa bir insandır, bir beşerdir. Ama sıradan bir beşer gibi değil. O taşların arasındaki yakut elmas gibidir. Çakıl taşı ile elması yan yana koyamazsınız. İkisi de taş. Ama biri elmas. Cins olarak aynı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada hasaisi var. Hasais, hadis ilminde ayrı bir ilim dalı alt ilim dallarından biri. Şemail gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e özel durumlar. Mesela onun için gece namazı vacip, bize sünneti seniyye. Peygamber Efendimiz ben namaza durduğum zaman sizi arkamdan görüyorum diyor. Bunu bizim yapmamız mümkün değil. Nasıl namaz kıldığınızı aynen Cenab-ı Hak gösteriyor. Dolayısıyla burada da Rabbim beni yediriyor içiriyor. Siz benim gibi değilsiniz. Felem yentehu an visal Buna rağmen bazıları beş peşi oruç tutmayı bırakmadılar. Devam ettiler. Kale fevasale bihumun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün iki gece peygamberimiz devam etti. Summe ra'ul hilal. Demek ki bu Ramazan'ın son günlerinde hilali gördüler. Şevval hilalini gördüler. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lew teakharal hilal lezittüku. Hilal gecikseydi yani bir gün daha oruca devam edilseydi ben iftar etmeden oruç tutmaya devam edecektim. Böylece size daha fazla zorluk verecektim. Size ne şekilde sahurla iftar arasında oruç tutmanız imsakla akşam ezan arası oruç tutmanız farz kılınmışsa bunu devam ettirmeyin. Ama bazıları bırakmadılar. Madem ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor biz de yapalım dediler. Yani burada çizgiyi açtılar. E sahabe-i kiramı da peygamberimiz eğitecek. Kel munekkili lehum. Onları e, onları e, ihtar etme şeklinde onlar iki gün tuttular. Peygamberimiz iki gün. Onlar da iki gün. Peki hilal görülmeseydi üç güne devam edecekti Peygamberimiz. Onlar ne yapacaktı? Onlar da devam edecek ve nihayet pes edeceklerdi. Hatalarını anlayacaklar. Ama hilal görüldü. Ramazan ayı sona erdi. Aleyhissalatü vesselam bu yaptığınız uygun değildir bu Sünnet-i seniyye peygamberimizin hayat çizgisidir, hayat anlayışıdır. Kendimizden sünnete bir, şey, bir takım şeyler ilave etmemiz mümkün değil. Sünnetin aydınlığında yeni teşebbüsler, yeni gelenekler, sünnete uygun yeni anlayışlar sergilemek mümkün. Ama sünnetin dinin ruhuna özüne aykırı anlayışlar bir addir. Hem dine hem akla aykırıysa buna da hurafe deniyor. Hurafe ile bit'at arasındaki fark. Bit'at dinin ruhuna, özüne aykırı bir takım gelenekler, adetler, uygulamalardır. Sünnet ise hem akla hem de dinin özüne aykırı. Ne gibi? Mesela baykuşun ötmesinden mana çıkarmak nedir? E, hurafedir. Ya bugün evden çıkarken önümden bir kara kedi geçti. Tamam. Bugünüm uğursuz olacak derseniz hurafedir. Bu çeşit anlayışlar, hurafe anlayışları vardır. Gelin hanım eve girerken elinde toprak desteğiyle girerse, desteği yere bırakırsa su gibi geçim olur anlayışı. E, bu nedir? Akla aykırı bir hurafedir bu. E, dua etmeli yani bu noktada dua her makamda tavsiye ediliyor. Düğünlerde, e, cenazelerde, günlük hayatta sık sık rastladığımız bitatler, hurafeler vardır. Mesela misafirperverlik nedir? Geleneklerimizdeki misafirperverlik sünneti nedir? Bunlar tavsiye edilir. Yani dinin özüne, ruhuna, esasına uygun olan bir takım, e, tavır ve davranışlar aşırı gitmemek şartıyla tavsiye edilmektedir. Dinin ruhuna, özüne aykırı ne gibi mesela? Düğünlerde bir erkek, bir kadın kol kola halay çekmek kadın erkek karışık nedir? Haramdır ve bitattır. Gelenek. Efendim, bu bizim bölgemizin geleneği. Asker uğurluyoruz. Genç kızlar, genç erkekler kol kola. Hepimiz bacı kardeşiz. Anlayışıyla yapılan uygulamalar memleketinizin bölgenizin adeti olsa bile bu adet mutlaka yabancı kültürlerden bize intikal etmiş bir adet olmalıdır ve bizim İslam tarihimizde milli tarihimizde böyle bir adet Kur'an'a ve sünnete uymayan adet törpülenmiştir. Tasvip edilmemiştir. Onaylanmamıştır. Evet. توامد يرز حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الامش حدثني ابراهيم التيمي حدثني ابي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من اجر حضرت علي رضي الله عنه Kerpiçten yapılmış veya tuğladan, acur tuğladan yapılmış bir minber üzerine, tabi pişirilmiş kerpiç, o günkü yani bugünkü tuğla gibi olmasa da ona yakın, tuğladan yapılmış bir minber üzerinde bize hutbe irad etti. Ve aleyhi seyfun fihi sahifetün muallakatün. Üzerinde kılıç vardı. Bu kılıcın kınında da bir sayfa saklıyordu. Yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadis-i şeriflerini Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz yazılı olarak tespit etmiş. Abdullah bin Amr ibn As gibi, Ebu Şah gibi, Hazreti Ali gibi bazı sevat bazı önemli gördükleri hadisleri yazıyorlardı. Fekale hutbesinde şöyle buyurdu Hazreti Ali radıyallahu an. Vallahi ma indena min kitabin yukra'u illa kitabullah ve ma fi sahife. Bizim elimizde Allah'ın kitabından başka ve bir de şu sayfanın içinde olanlardan başka okuduğumuz herhangi bir kitap yoktur. Kur'an-ı Azimüşşan ve Peygamberimizin hadisi şerifleri. Feneşşara, feneşşaraha o sayfayı çıkardı, açtı. Feizâ fîhe esnânül ibil. Bu sayfadan e, zekata tabi olan develerin yaşları. Şu yaştaki deve, şu kadar deve için şu kadar zekat verilecek. Şu yaştaki, şu vasıftaki develer için şöyle zekat verilecek diye bir takım ifadeler. Ve izâ fîhâ, yine bu sahifede şu ifadeler vardı. Peygamberimizden yazılı olarak rivayet edilen hadis-i şeriflerden. El tu haramun. Medine-i Münevvere muhterem, dokunulmaz, mübarek, mukaddes, harem beldedir. Mekke harem bölgesini Hazreti İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emriyle tayin etmiş. Medine harem bölgesini de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emriyle belirlemiştir. El-Medine tu haramun. Haram ne demektir? Orada ecir ve mükafat kat kat. Ama orada işlenen günahlar da başka yerlerde işlenen günahlara göre yine kat kat. Orada silah kullanılması, müminlerin rahatsız edilmesi. Orada bir takım e, yasaklar, farklı yasaklar var. Veya başka yerlerdeki yasaklar orada daha çok önemli üzerinde durulmuş. Huzur beldesi olmalı. Evet. Haramun min ayrin ilâkeze, ayır dağı ile sevir dağı, Medine'nin iki siyah, harra şarkıyı harra garbiyye deniyor bugün. Siyah taşlık, doğudaki siyah taşlık, batıdaki siyah taşlık. Bugün Medine-i Münevver'in bulunduğu yer harra şarkıyı harra garbiyye arasında, doğu ve batı taşlık bölge arasında. Ayır ve sevir dağları. E, nasıl Mekke'de Sevir Dağı varsa Medine'de de Sevir Dağı var. Femen ahdese fiha hadesen kim Medine-i Münevvere'de bir bit'at icat ederse fe aleyhi <laughs> lanetullahi vel melâiketi vel Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Medine-i Münevvere örnek diyar medine münevver Münevver'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kucaklayan, onu bağrında barındıran diğer orada bit'at ve hurafe icat etmek, başka yerlerdeki bit'at ve hurafelerden daha büyük bir günaha sebep oluyor. La yekbelullahu minhu sarfen ve la adlen. Allah böyle kimsenin Medine'de bit'atle meşgul olan kimsenin ne tevbesini ne ibadetini kabul eder ne nafile ne farz ibadetlerini kabul etmez. Ve izâ fîhim yine bu sahifede şunu görüyoruz diyor nakleden kim? Evet. İbrahim et babası Yezid bin Şerik anlatıyor bize bunu. Burada ismi verilmemiş. Babam nakletti diyor. Evet. Zimmetül müslimine vahidetün yes abiha ednahum Müslümanların birinin verdiği güvence ve himaye hepsini bağlar. Bir Müslüman yabancı birine himaye hakkı tanımışsa, yabancı biri size geldi, misafiriniz oldu. Hiç kimse ona dokunamaz. Çünkü sizin misafiriniz, sizin himayeniz altında. Dolayısıyla Müslümanların himayesine, bir Müslümanın himayesine, güvencesine giren kimse başkaları tarafından himaye edilmek zorunda. Şöyle diyelim, azınlıklar veya yurt dışından gelen turistler İslam topraklarına girdiklerinde vize denilen emanla, teşhira nedir? Güvence belgesi. Güvence belgesiyle giriyor. Artık İslam topraklarında onlar can, mal ve namus noktasında güvence altında olmalıdırlar. Evet. Femen akfara müslimen fe aleyhi lanetullahi vel melaiketi vel nas kim bu himayeyi dikkate almazsa, kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, verdiği sözü ve himayeyi dikkate almazsa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. La yekbelullahu minhu sarfen ve la adli. Allah onun ne nafile ne farz ibadetini kabul etmeyecektir. Veya ne tevbesini ne diğer ibadetlerini kabul etmeyecektir. Ve izâ fiha yine bir başka ifade men vâlâ kavmen bi gayri izni mawalihi. kim kendi efendilerinden başka bir kavme intisap ederse yani bir köle o zaman için kendi efendisine değil bir başka kabileye imtisap ederse veya bir çocuk kendi babasını tanımaz da bir başkasını baba olarak kabul ederse hadis-i şerifin diğer rivayetlerinde o vardır. فَعَلَيْهِ vel melaketi ve وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti meleklerin ve insanların laneti onun üzerine olsun. La yekbel la minhu sarfen ve adlen. Allah böyle kimsenin ne nafile ne farz ibadetini ne tevbesini, ne diğer ibadetlerini kabul etmeyecektir. Yani burada neseplerle oynamak. ben babamı sevmedim. bir başkasına baba diyeyim. Bir başkasını baba olarak kabul edeyim. Bu dengeyi bozar. Aileyi, nesebi, mirası, nafakayı alt üst eder. Hukuku alt üst eder. İslam toplumu ailenin korunmasına çalışır. Ailede annemiz, babamız biz kendi tercihimizle tespit edilmiyor. Rabbim bizi bu anneye, bu babaya layık görmüşse yani babamız çok iyi olabilir, annemiz ama kötü yolda da olabilir. Bu manada bir imtihan dünyasındayız. Veya bu manada eşimiz de aynı şekilde. Yani biz kendi elimizdeki tercihleri hayır ve hak noktasında kullanırız. Ama anne ve babayı tercih etme hakkına sahip değiliz. Ve bunu değiştirme teşebbüsü de dengeyi bozar, psikolojiyi bozar, hayatı bozar, İslam toplumundaki adaleti bozar, hukuku bozar. Dolayısıyla buna da işaret edilmiştir. Şunu anlıyoruz. Demek ki bazı hadis-i şerifler bu şekilde tespit edilmiştir. Mesela Hemman bin Münebbih'in sahifesi aynı şekilde nakledilmiştir. Yine Yemen'den bir zat gelmiş Ebu Şah diye. Peygamber Efendimiz bu Ebu Şah için hadis-i şerifleri yazın demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yazılı mektupları vardır. Farklı kabilelere. El alaka el vethaiku siyasiye. Muhammed Hamidullah'ın siyasi vesikalar kitabında yüzlerce yazılı vesika Peygamberimizin mektuplarını görmekteyiz. Evet. Konumuzla ilgili husus nedir? Medine-i Münevvere'de bitatle, kurafe ile meşgul olan kimse Allah'ın meleklerin ve diğer insanların lanetine uğrar. Orası Medine-i Münevvere. Sünnet-i Seniyye diyarı. Orada sünnet-i seniyeyi gönülden en güzel şekilde yaşamamız emrediliyor. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyoruz. Hadisene Amr ibn Hafs قال حدثنا ابي قال حدثنا الامش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها Hazreti Ayşe validemiz fıkı hadis tefsir tarih nesep noktasında zirve şahsiyetlerden biri annemiz Peygamber Efendimiz'in genç hanımı Onun ifadesi yani mevkuf hadis sana an sallallahu aleyhi ve selleme şeyen terakkasa fih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda izin verdi. Ruhsat verdi ve o ruhsatı da bizzat kendisi yerine getirdi. Nedir bu? Seferi olan kimsenin yani sünnet namazları kılmama hakkı var. Kılarsa iyidir. Ama kılmayabilir seferi olan kimse Ramazan-ı Şerif'te o yolculuk esnasında Ramazan orucunu tutmayabilir. İzin verilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? En tesumu hayrun Oruç tutmanız Ramazan'da misafir seferi olsanız bile yani 80 kilometre veya 90 kilometre rivayet farklarına göre mesafeye gittiğinizde 15 günden e, bu zaten hangi 80 kilometre açtıktan sonra isterse mukim olduğunuz yere gidin. Yolculuk esnasında seferisiniz. Bu yolculuk esnasında isterseniz Ramazan orucunu tutmayabilirsiniz. Ama tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Enes bin Malik radiyallahu anh hazretleri anlatıyor. Sahabe-i kiramdan bazıları Ramazan-ı Şerif'te seferi olduktan oruç tutuyorlardı. Bazıları oruç açıyorlardı. Ne oruç tutanlar oruçlarını açanlara ne oruçlarını açanlar oruçlar oruç tutanlara herhangi bir şekilde eleştiri yöneltmiyorlardı. Yani sahabe-i kiramın hoşgörüsü. izin verilmiş. Siz ister bu izni kullanın isterse daha hayırlı olanı yerine getirin. Aleyhisselatü Vesselam izin verdiği bir şey yaptı. Ve tenezzehe Anı bir grup ondan sakındı. Ondan uzak durdular. Fe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durum Peygamber Efendimize ulaştı. Bu haber Peygamberimize bildirildi. Fe ve esnali. Hemen olağanüstü bir hutbe okudu. Cuma ve bayram hutbesi dışında Peygamber Efendimiz çok önemli konular olduğunda hemen minbere çıkar namazların sonunda öncesinde veya ara yerde hutbe okurdu. Önce Allah'a hamdetti, senada bulundu, gerekli duaları okudu. Tümme kal sonra şöyle buyurdu. Ma balu akwami birilerine ne oluyor ki yetenezzehun ani şey'i asna'uhu benim yaptığım şeyden uzak duruyorlar. Fe vallahi inni a'lemuhum billahi ve eşe ve şed ve enni enni aallemuhum billahi ve lehu ben onlar arasında Allah'ı en iyi bilenim ve Allah'tan en çok korkanınız benim Abdullah bin Amr ibn i As hazretleri evlendi sürekli oruç tutuyordu gece geceleri sürekli namaz kılıyordu. Hanımı kayınpederi Hazreti Ömer'e şikayet etti. Durum peygamberimize nakledildi. Ya Resulallah ben çok sık hatim yapıyorum ve sürekli oruç tutuyorum. Aleyhissalatu vesselam hayır dedi. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve kendisine e, her ay üç gün oruç tut dedi. E, ben daha fazlasını yaparım. Dedik ki Pazartesi, perşembe oruçlarını tut. Ben daha fazlasını yaparım. Adeta peygamberimiz de pazarlık halinde. Dedi bir gün oruç tut, bir gün oruç aç. Bu Davud Aleyhisselam orucudur. Ya Resulallah daha fazla yaparım. Bundan daha fazlası yok dedi. Ben yerim, içerim, aile ilişkilerinde bulunurum, uyurum, ibadet ederim. Her şeyin yerli yerince konulması gerekir. Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Gözünüzün sizin üzerinizde hakkı vardır. Ailenizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Ve a'tu kullezî hakkın hakkahu. Her hak sahibine hakkını ver. Çocuklarınızın hakkı var, eşinizin hakkı var, gözünüzün hakkı var. Nefsinizin hakkı, vücudunuzun hakkı var. Her hakkı yerine verin. Yani sürekli ibadet etme emredilmiyor. Sürekli dünya ile meşgul olma hiç emredilmiyor. Dünya ahiret dengesini kuracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi, rahmet, müsamaha peygamberinin, cihat ve barış peygamberinin, hak adalet peygamberinin, ibadet ve kulluk İlim ve takva peygamberinin, Efendimizin, Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda devam edeceğiz. Onun sünnet-i seniyyesine sarılan, kıyamet gününde onunla kucaklaşacak, onunla beraber olacak, ümmetim diye bizi tanıyacak bir annenin kalabalık içerisinde çocuklarını tanıdığı gibi tanıyacak ve bizi Allah'ın izniyle şefaatine Cenab-ı Hak nail kılacaktır inşallahü teala. Konumuz Resulullah'a tabi olmak. Peygamber Zişan Efendimiz'in yoluna uymak. Onun sünnet-i seniyyesine uymak. Onun e, ahlakına, onun faziletine, onun emirlerine tabi olmaktır. Rabbim bu noktada gayretimizi arttırsın. Onu seviyoruz. Bizim milletimiz seviyor elhamdülillah. Yani en çok ülkemizde erkek isim olarak Muhammed ve Mustafa isimlerin olması... İnsanımızın Muhammed Mustafa'ya aşık olduğunu göstermesi için en büyük delildir. İsimlere bir bakın, sahabe isimleri, peygamber isimleri, tarih boyunca bu güzel isimler devamlı kulaklarda çınlamış. Onu seviyoruz. Ama onu sevgimiz giderek artmalı. Onu sevgimiz hayatımıza yansımalı, sözlerimize, tavırlarımıza yansımalıdır. Rabbim bizi bu sevgiyle haşretsin. Rabbim huzurunda Habibullah ile beraber buluşmayı nasip eylesin. Cemalullah'a layık olmayı nasip eylesin. Rabbim neslimize Peygamber-i Zişan Efendimiz'i öğretmeyi, yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin. Bu konuda Peygamber-i Zişan Efendimiz'i öğreten öğretmenler, eğitimciler, anneler, babalar, bu konuya önem veren yöneticiler elbette ve Vesselam Efendimizin şefaatine nail olacaktır. Bu hadisi şerif derslerimiz devam edecek. Bu hadisi şerif sohbetlerimiz devam edecek. Bu sohbetleri dinlemek ve bunu hayatımıza yansıtmak peygamberimiz olan sevginin bir parçası olarak kıyamet gününde önümüze konulacaktır Allah'ın izniyle. Ve bu duygu ve düşüncelerle Allah'a emanet olun diyorum.